Bu yarıda elektrostatiğe artık başlayacağız. İnceleyeceğimiz konu, eğer elimizde durağan yükler varsa, onlar birbirlerine ne tür kuvvet uygularlar, ne gibi tanımlar yaparız, elektrik alan nedir, bu tür kavramlara bakacağız. Öncelikle iki tane yük düşünelim. Tabi her zaman için biz koordinat ekseni düşüneceğiz. X, Y, Z eksenlerimiz var. İşte birisinin konumunu R1 vektörüyle gösterelim. Konumu, yükü de elektrik yükü Q1 olsun. Diğerinin konumunu R2 vektörüyle gösterelim. Yükü de Q2 olsun. Bunlar birbirlerine bir kuvvetle uygulayacaklardır. Ve birinci yükün ikinci yükten dolayı hissedeceği kuvveti yazmak istersek bunlar yüklerin çarpımıyla orantılı ve yönü ikinci kuvvetten birinci kuvvete doğru, birinci yüke doğru, şiddeti de aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olacak. Orantısı harfinde de şimdilik K diyeceğiz. Burada gösterecek olursak K pozitif bir sabit. Q1 ve Q2 aynı yüklerse şuradaki vektörel eşitlikten dolayı bunun hissedeceği kuvvet bu yöndedir. Ve ikinci elektrik yükü de birinci elektrik yükünden dolayı bir kuvvet hissedecektir. Buna da F21 dersek bunlar aynı şiddette fakat zıt yönlerde iki tane kuvvettir. Şimdi biz kuvveti ölçebiliriz. Mesafeleri ölçebiliriz. Bu şekilde verilen herhangi bir iki tane yük için KQ1, Q2 çarpımını deneysel olarak ölçebiliriz. Şimdi tabi burada o zaman K ne, Q1 ne, Q2 ne bunları nasıl ayırt edebileceğiz? Bu kullandığımız birimlere göre değişen tanımları vardır. Standart olarak kullanılan birimlerde elektrik yükünün birimi kulomb'tur. Ve K dediğimiz sabit çoğu zaman 1 bölü 4 pi epsilon 0 olarak gösterilen bir sabittir. Bu derste kullanacağımız Gaussian birimlerde K'yı direkt 1 alırız. Şimdi K'yı direkt pardon, şurada karesi 3. kuvveti olacak. Bir kuvvet, bir uzunluk da burada var. Şimdi K'yı 1 alırsak bunun birimini biliyoruz. Newton. Kuvvetin birimi Newton'dur. Mesafenin birimi metredir. Dolayısıyla buradaki elektrik birimlerinin, elektrik yüklerinin birimi de Newton metre karenin karekökü olacaktır. Bu birimin en büyük avantajı K eşittir 1 olduğu için işte 1 bölü 4 pi her tarafa 1 bölü 4 pi epsilon 0 gibi faktörler yazmamız gerekmeyecek. Yani birbirlerinden nasıl geçiş yapabiliriz? İşte buradaki kulombu alıp 4 pi epsilon 0'a çarparsak birisinden öbürüne direkt geçiş yapabiliriz. Fizik zaten hangi birimleri seçtiğimizden bağımsız olmak zorunda. Şimdi bu kuvvet yasasına baktığımızda bu kuvvet yasasının şöyle bir sıkıntısı da var. Sanki bir yükü, iki yükü buraya uzaktan etki ediyormuş gibi. Yani ben buradan duruyorum ve şuradaki sandalyeye hiçbir etki olmadan aramızda, hiçbir taşıyıcı olmadan etki ediyormuşum gibi görünüyor şu ifadede. Ve ben bunu R2 yükünü hareket ettirirsem, başka bir noktaya taşırsam sanki aynı anda R1 yükü bunu hissedecekmiş gibi. Bu uzaktan etki dediğimiz bir olay. Fizikçilerin pek sevmediği bir şey. Özellikle Einstein'dan sonra bunun olamayacağını, her türlü bilginin en fazla ışık hızında diğer tarafa iletilebileceğini biliyoruz. Şimdi bundan kurtulmak için bir elektrik alan
diye bir tanım yapacağız. Elektrik alanı şöyle tanımlayacağız. Bir tane test yükü alalım. Buna delta Q diyeyim. Çok küçük bir yük. Buna etki eden kuvveti ölçebilirim. Buna etki eden kuvvet bu kadar olsun. O zaman elektrik alanı bu ikisinin oranı olarak tanımlayacağım. Yani buradaki yükü mümkün olduğunca küçük almam lazım. O yüzden bu delta Q yükünü sıfıra yaklaştıracağım. Elektrik alanı bu şekilde tanımladım. Tabi burada iki tane yük için kuvvet tanımladık. Bu kuvvet tanımına bakacak olursanız, işte mesela Q1'i test yüküm olarak düşünürsem, Q2 orada duran bir Q yükü ise, o zaman Q2 yükünün yaratacağı elektrik alan R noktasında Q2 çarpı R eksi R2 bölü R2'nin uzunluğunun küpü olacaktır. Eğer çizecek olursak koordinat eksenlerimizi aldım. Şurada benim Q2 yüküm var. Şuraya koyacağım bir test yükü aynı birimdeyse, işte bundan uzağa doğru bir kuvvet hissedeceği için elektrik alanı da aynı yönde olacaktır. Tabii Q2'nin sıfırdan büyük olduğunu varsayarsam. Burada elektrik alan bu yönde, şurada elektrik alan bu yönde, burada bu yönde. Yaklaşırsam elektrik alan daha büyük olacak, uzaklaşırsam elektrik alan daha küçük olacak. Her noktaya bu şekilde bir vektör çizmem lazım. Tabii bu gösterim çok pratik değil. Yani her noktaya bir tane vektör koyamam. Yan yana noktaları için elektrik alan çizmeye kalksam üst üste binmeye başlayacaklar. O yüzden elektrik alan çizgileri dediğimiz bir şey tanımlıyoruz. İki tane yük düşüneyim. Birisi burada olsun, birisi burada olsun. Bu artı yüklü olsun, bu eksi yüklü olsun. Dolayısıyla elektrik alan çizgi şu noktada elektrik alan neredeyse radyal yöndedir. Tam ortalarına bakacak olursam oraya bir parçacık koyduğumda bu artı yüklü bir parçacık koyarsam o bunu buraya doğru itecek. Eksi yüklü olan bu tarafa doğru çekecek. Toplam hissedeceği kuvvet şu yönde olacaktır. Elektrik alan bu yönde olacaktır. Şuraya yaklaşırsam elektrik alan eksi yüke doğru olacaktır veya şuraya koyduğumda elektrik alan bu yönde olacaktır. Bunları böyle vektör gibi düşünmektense, her noktaya bir vektör koymaktansa hayali bir parçacık varsayıyorum. Hayali bir parçacık düşüneyim ve bu elektrik alan vektörü sanki onun hız vektörüymüş gibi varsaydığımda, şuraya bir parçacık koyduğumda bu parçacık şu yönde hareket edecektir. Şuraya bir parçacık koyarsam bu parçacık da bu doğrultuda hareket edecektir. Hop. Nereye parçacık koyarsam onun hareket doğrultuları bu şekilde elde edeceğim. Hareket doğrultusu her zaman için hız vektörüne diktir. Hız vektörü de teğettir. Hız vektörü benim elektrik alanımdı. Dolayısıyla bu çizgilerin herhangi bir yerini aldığımda oraya bir teğet çizdiğim zaman bu benim elektrik alan vektörümün yönünü verecektir. Tabi parçacığımın hareket ettiği yönde bir okla belirtmemde fayda var. Ve elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu da bana o noktadaki elektrik alanının şiddetini verecektir. Bu şekle bakacak olursak şurada elektrik alan çizgileri çok yoğun. Dolayısıyla elektrik alan çizgi alanı bu bölgede çok büyük.
Şuralarda ise elektrik alan çizgileri çok seyrek. Dolayısıyla elektrik alanın şiddeti de az. Şu uzaklaştığımızda yine seyrekleşecek. Tabii şimdiye kadar bir ya da iki parçacıktan hep bahsettik. İkiden daha fazla parçacığımız olursa o zaman ne olacak? O zaman da her birinin etkisini teker teker toplayacağız. Eğer benim bir sürü yüküm varsa, işte Q1, Q2 istediğiniz gibi numaralayın. En genel bir tanesine QE diyelim. Şurada yaratılan elektrik alanı bütün her bir yükün teker teker bu bölgede yarattığı elektrik alanlarının toplamı olacaktır. Her bir yükün belli bir noktada yarattığı elektrik alanının ifadesini biliyorum. Dolayısıyla bu QE R-VI bölü küpe olarak yazabilirim. Böyle teker teker nokta şeklinde bir elektrik yükleri de olmayabilir. Belli bir bölgen vardır. Orada sürekli bir elektrik yüküm vardır. Ve her bir bölgedeki elektrik alan, elektrik yükü yoğunluğunu elektrik yük yoğunluğu rho r olarak gösterebilirim. Bu ne demek? Eğer ben şu herhangi bir yerde bir r noktasında bir delta v kadarlık bir hacim alacak olursam onun içerisindeki delta Q yükü delta Q eşittir oradaki yük yoğunluğu çarpı orada aldığım küçük hacmin hacim olarak yazabilirim. Yani sürekli de olsa ben bu sürekli yük dağılımını çok küçük hacimlere bölüp teker teker her biri üzerinden böyle bir toplam alabilirim. Her bir hacmin boyutunu sıfıra indirdiğimde sonsuz tane terim üzerinden toplam almam lazım. O da benim integral dediğim şeyden, integralin tanımından başka bir şey değildir. Dolayısıyla elektrik alan bir integral olarak yazabilirim R noktasındaki. D küp R çarpı rho R. D küp R benim aldığım sonsuz küçük hacim. Rho onun yoğunluğu. Dolayısıyla buradaki ifade sonsuz küçük hacimdeki toplam yükü bana verecek. Ya da o her bir hacimdeki şuradaki QE yükünü. Diğer faktörleri de ekleyecek olursam ya da şu integrali şu bu R ile karışmaması için R üssü diye göstereyim. R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün küpü olarak yazabilirim. Herhangi bir yük dağılımının yaratacağı R noktasında yaratacak elektrik alanı bu integrali kullanarak her zaman için hesaplayabilirim. Şimdi bu integralin içerisindeki şu ifadeyi biraz daha incelemek istiyorum. Bunu acaba daha başka bir şekilde yazabilir miyim? Şimdi o vektörün herhangi bir bileşenine bakalım. R eksi R üssü bölü R eksi R üssünün uzunluğunun küpü. Bunun i bileşenine bakacağım. Bunu nasıl yazabilirim? Xi eksi xi üssü bölü. Şimdi bir vektörün uzunluğu dediğim şey bunun a'nın karesinin kendisiyle skalar çarpımının karekökü olarak tanımlayabilirim. Bu indeks notasyonu kullanacak olursam bu da AI, AI'dir. Ya da bütün bileşenlerini teker teker karesini alıp I iki defa tekrarlandığı için burada bir toplamım var. Onu hiçbir zaman unutmuyoruz. Dolayısıyla bir vektörün uzunluğunu bu şekilde her zaman için yazabilirim. AI'nin karesinin 1 bölü 2 kuvveti.
Şimdi bu notasyonda yine dikkat etmeniz gereken şey, bu kare ile 1 bölü karekökü götüremem. Çünkü karekökün içerisinde yazmamış olsam da aslında bir toplam var. Şimdi buraya gelecek olursam, burada bir vektörün uzunluğu var. Bu x, j eksi x, y'nin karesinin 1 bölü 2. kuvveti. Bir de bunun 3. kuvvetini aldığımda bu ifadenin 3 bölü 2. kuvvetine eşit. Burada j'ler üzerinden bir toplam var, i'ler üzerinden ise bir toplamım yok. İddia ediyorum ki ben bunu şu şekilde yazabilirim. Eksi olur. X i'ye göre türev x y eksi x y'nin karesi üzeri eksi 1 bölü 2. Bunu bu şekilde yazacağımızı göstereceğiz. Şimdi bunu göstermek için bunu alıp bu ifadenin direkt türevine alacağım. Böyle bir ifadenin nasıl türevini alırsınız? İşte bir ifadenin belli bir kuvvetinin türevi. Önce o kuvveti aşağı indirirsiniz. Sonra o kuvveti bir azaltırsınız. Sonra o kuvvetin içindeki terimin türevini alırsınız. Burada yeniden hatırlatıyorum. Şurada bu j'ler üzerinden bir toplam var. Çünkü bu ifade direkt bu üstüne aldığımız ifadenin kuvveti bir azalttığımızda elde ettiğimiz ifade. Burada bundan bağımsız bir toplam daha var. Çünkü buraya yazdığım şey şu ifadenin içeride ne varsa onun hepsinin toplamın hepsinin tamamının türevi. Dolayısıyla şuradaki j toplamıyla buradaki j toplamı birbirinden bağımsız. Karıştırmamak için şu indeksi j olarak bırakacağım. Şuradaki indeksin adına k diyeceğim. Artık karıştırmak gibi bir riskim kalmadı. Şu toplamları yazmasam da olur. Eşittir. Şimdi şu ifadeye bakalım. Şu ifade ya da bir satır daha yazalım buraya. 1 bölü xy eksi xy'nin bunlar üssü. İkinciler her zaman için üssü. Xy eksi xy üssünün karesinin karekökünün şu 1 bölü 2'den dolayı 3. kuvveti şuradaki ifade şu eksiden dolayı 1 bölü oldu. Burada türev var. Şimdi bir karenin türevini nasıl alırsınız? 2 kuvveti aşağı indirdim. Üstünü bir azalttım. XK eksi XK üssü. İçerideki ifadenin türevi. XK eksi XK üssü olarak yazdım. Şu ifade tanıdıktır. Şurada kullandığımız ifadenin aynısı. Eşittir. Şimdi bu 1 bölü 2 ile bu 2 birbirini götürdü. Şuradan benim elimde 1 bölü R eksi R üssünün küpü kaldı. Şu küpün içindeki ifade R eksi R üssünün uzunluğu küpünü aldım. Şimdi buraya bakalım. Şuna dokunmuyorum. XK eksi XK üssü. Şimdi X üssü R üssü koordinatıyla R koordinatı birbirinden bağımsız. Oysa ben sadece R koordinatına göre türev alıyorum. Üssü koordinatına göre türev almıyorum. Üssü koordinatı bağımsız olduğu için XK üssünün XI'ye göre türevi her zaman için sıfır olacaktır. Böyle XI. Şimdi bu türeve bakacak olursak, mesela bazı değerler verdim. Ne olabilir? İ 1 olabilir, K 1 olabilir. O zaman X1 dediğim şey X'dir. X bileşenidir. X'in X'e göre türevi 1'dir. İ ve K 1 ise bu türev 1. 2 ise ikisi de Y olacak. Yine türevi 1. İ de K da 3 ise yine 1. İ 1, K 2 ise o zaman Y'nin X'e göre türevini alıyorum demektir. Ama Y koordinatıyla X koordinatı birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla bu türev sıfırdır. Yani İ ve K aynı ise, aynı koordinata karşılık geliyorlarsa bu türev 1'dir. Farklı koordinatlara karşılık geliyorsa bu türev sıfırdır. Bunun, bu tanımın Kronecker-Dieter-İK
K'nın tanımıyla aynı olduğunu biliyoruz. Bu dediğimiz ifadede İK'ya eşitse 1, 1 değilse 0'dır. Dolayısıyla bu türevin Kronecker delta İK olması lazım. Tekrar hatırlatıyorum. K tekrarlanan bir indeks olduğu için K üzerinden bir toplamım var demek. K üzerinden toplam aldığım zaman Kronecker delta'dan dolayı bana diyecek ki K'nın sadece İ'ye eşit olduğu terim katkı verecek. Dolayısıyla eşittir 1 bölü R eksi R üstünün küpü XI eksi XI üstü. Yani neyi göstermiş oldum? Şu ifadeden başladığımda bu türevin şuna eşit olduğunu göstermiş oldum. Bu ise benim şurada yazdığım ifadeden başka bir şey değil. Yani bu vektörün i'nci bileşenini ben şu, bu sayının xi'ye göre türevi olarak yazabilirim. Her zaman. Burada bir tanım yapacağız. Herhangi bir fonksiyon için bunun gradyanını şöyle tanımlayacağım. Bu fonksiyon R'nin fonksiyonu olsun. Bu Φ'nin X'e göre türevi X yönünde. Φ'nin Y'ye göre türevi Y yönünde. Φ'nin Z'ye göre türevi Z yönünde. Bazen, çoğu zaman şu işlemi şöyle de gösteririz. X yönünde df bölü dx, d bölü dx artı y yönünde d bölü dy artı z yönünde d bölü dz. Bir türev işlemidir ve özellikleri vektöre benzer. O yüzden başına bir vektör işareti koyuyoruz. Bu fi bir normal bir sayı veren bir fonksiyon olsa da bunun gradyanı bir vektör verecektir bize. Şimdi buna baktığımızda Φ'nin gradyanının bu bir vektör. İ bileşenine bakarsak bu Φ'nin xi'ye göre türevidir. O zaman şuraya baktığımızda şu ifade xi'ye göre türevine bir vektörüm var. Bunun İ bileşeni. Burada bir sayım var, bir fonksiyon. Bunun xi'ye göre türevine eşitse bu da bana der ki R eksi r üssü bölü r eksi r üssünün küpü eşitmiş eksi 1 bölü r eksi r üssünün gradyanı. Şimdi bunu elde ettiğimiz elektrik alan ifadesini de yerine yerleştirelim. Hatırlarsanız elektrik alan ifadesini biraz önce sildim. R noktasındaki elektrik alanı bütün hacim üzerinden bir integral yük yoğunluğu R eksi R üstü bölü R eksi R üstünün küpü olarak yazmıştık. Ben şimdi biliyorum bu ifadeyi şu tahtanın sonundaki ifadeyi kullanacak olursak 1 bölü şu uzunluğun gradyanı olarak yazabilirim. Eksi işaretiyle eşittir. Eksi R üssü rho R üssü 1 bölü R eksi R üssünün gradyanı. Şimdi gradyan dediğim işlem R'ye göre türevleri içerecek. Benim integralimse R üssü koordinatları cinsinden. R ve R üssü birbirinden bağımsız olduğu için türev alma işlemini integralin dışına çıkarabilirim. Tekip R üssü R üssü böyle R eksi R üssü şuna bu integralin tamamına bu rho ile gösterilen yük dağılımının yarattığı elektrostatik potansiyel diyeceğim.
Dolayısıyla bu şekilde buradan göstermiş olduğumuz şey, herhangi bir elektrik alanı, elektrostatik alanı, bir fonksiyonun gradyanı olarak yazabileceğimiz ve bu fonksiyonun da yük dağılımı cinsinden şu integralde elde edilebileceği. İşte sürekli yükler için. Bu şekilde teker teker ayrı ayrı yüklerimiz varsa bunu da bütün yükler üzerinden toplam QI bölü eksi RI olarak yazabiliriz. Tabi standart birimleri kullanacak olursak başına bile 1 bölü 4 pi epsilon 0 gelecek bu tanım. Şimdi eğer elektrik alan bir fonksiyonun gradyanı olarak yazılabiliyorsa curl diye tanımladığımız işlem şu şekilde tanımlayacak. Şurada bir operatör tanımlamıştık. Vektör gibi davranan. Dolayısıyla bu bir vektörse bir başka vektörle vektörel çarpımına bakabilirim. Bu bana yine bir vektör verecek. Ve bu vektörün i bileşeni epsilon i j k del over del x j'ye göre türev neyin? E'nin k bileşeninin. Bunu bu şekilde yazabilirim. E'nin ne olduğunu biliyorum. E bir fonksiyonun gradyanıydı. Dolayısıyla E'nin K bileşeni dediğim şey İJK XC eksi, şu eksiden dolayı hatta o eksiyi en başa yazalım. Bu fonksiyonun XK'ya göre türevi. Eksi epsilon İJK XC. Yine bunun, bu çarpımın tamamını bir operatör olarak düşünebilirim. Bu operatörü phi'ye uygulayacağım. Şimdi buraya bakacak olursam, türev alma işlemlerini j ve k indekslerini yer değiştirecek olursam, ben şunu biliyorum ki türev alma sırasını değiştirdiğimde hiçbir şey değişmez. Türev alma sırasını değiştirmek demek, i ve j ve k indekslerini yer değiştirmek demek. Dolayısıyla burada j ve k indekslerini yer değiştirirsem, bu ifade, bu iki türev çarpımı değişmez. Dolayısıyla bu ifade J ve K'yı yer değiştirme altında simetriktir. Oysa ben şunu biliyorum. J ve K'yı yer değiştirirsem bu ise antisimetrik olacak, işaret değiştirecek. Simetrik bir tensörle antisimetrik bir tensör çarpım toplamıdır bu. Biraz önce gösterdik ki böyle çarpımlar sıfır olacak. Dolayısıyla bu sıfırmış. Böylece herhangi bir elektrik alanı sağlaması gereken diferansiyel denklemlerden birini elde etmiş olduk. Elektrik alanı curl'ü mutlaka sıfır olmak zorunda. Elektrostatik alanlar. Şimdi bunun bir başka anlamı, elektrostatik alanlar için konuşuyoruz yine. Elektrik alan çizgilerinin, biraz önce tanımladığımız çizgiler, hiçbir zaman şu şekilde kapalı eğriler oluşturamayacağı anlamına gelir. Elektrik alan çizgileri kendi üzerlerine kapanamazlar. Bunu nasıl görebiliriz? Şuna bakalım. Elektrik alanı kapalı herhangi bir eğri üzerinden integralini alalım. Mesela şöyle bir, eğer böyle bir elektrik alanı olsaydı, elektrik alan çizgisi, şu hayal ettiğim, şu noktalı çizgilerle gösterdiğim doğru eğri üzerinden integraline bakabilirdim. Ben şunu biliyorum. Kapalı bir eğri üzerinden integral, bir herhangi bir vektörün integrali, o vektörün curl'ünün o kapalı eğrinin kapsadığı alanı üzerinden integraline eşittir. Yani bu bir alan üzerinden bir integralse, şuradaki kapalı eğri bu alanın sınırını oluşturan kapalı eğridir. Curl of E'nin sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu integralde sıfır olmak zorunda. Bunun sıfır olduğu, yani şuradaki hayal ettiğim eğri üzerinde elektrik alan çizgisi sıfır olmak zorunda.
Eğer benim böyle bir elektrik alan çizgisi olsaydı, şimdi bu integralden ne anlamamız gerekiyor? Benim hayal ettiğim bu kapalı eğriyi küçük küçük parçalara bölerim. Şu noktada işte parçanın bir ucundan diğer ucuna kadar giden bir diyel vardır. Yönü bu, uzunluğu bu genişlik kadar. Elektrik alan çizgisiyle teğet olacaktır. Dolayısıyla o da aynı yöndedir. E'dat diye de hesapladığım zaman bunu şu şekilde de yazabilirim. Bu vektörlerin uzunlukları, aradaki açının kosinüsü, ikisi de aynı doğrultuda, kosinüsü 1'dir. Dolayısıyla bu çarpım 0'dan büyüktür. İntegral dediğim şey ise bu çarpımların toplamıdır. 0'dan büyük sayıların toplamı 0 olamaz. Dolayısıyla eğer böyle bir kapalı bir eğrim olsaydı, E'dat diye integrali kapalı eğri boyunca 0'dan büyük olacaktı. Oysa biliyorum ki 0 olmak zorunda. Dolayısıyla ilk baştaki varsayımım neydi? Elektrik alan çizgilerinin böyle kapalı bir eğri oluşturduğunu varsaydığımda bir çelişkiye ulaştım. 0'dan büyük olan bir şey 0'a eşit olamaz. Dolayısıyla ilk baştaki varsayımım yanlış. Böyle bir kapalı eğri olamaz. Şimdi bu şu ifadeyi bir vektör olarak düşünmüştük. İki tane vektörün işte vektörel çarpımına baktık, sıfır olması gerekiyor. Skalar çarpımına da bakabiliriz. Acaba bu ne olacak? Şimdi buna bakmak için şöyle bir yol izleyeceğiz. Bir tane yük alalım. Bunun etrafında herhangi bir kapalı bir yüzey düşüneyim. Şu benim hacmim. Onun içerisinde kalan bir hacim var. Bu hacmin yüzeyi de bu şif işaretle göstereyim. Dolayısıyla benim kapalı bir yüzeyim var. İçerisinde bir tane Q yükü var. Ve şu integrale bakayım. Bu kapalı yüzey üzerinden. Şimdi bu integral, niye buna bakıyorum bunu ilgilenirken, bununla ilgilendiğim halde? Çünkü bu integrali aldığım zaman, bu integrali şöyle de yazabilirim. Buna E'nin diverjansı diyeceğiz. Bunun hacim üzerinden integrali. Dolayısıyla bu integralin ne olduğunu bilirsem, şu ifadenin herhangi bir hacim üzerinden integralin ne olduğunu bulabilirim. O yüzden önce şunu hesaplayalım. Şimdi bir yüzey integrali nedir? İntegral her zaman için bir toplamdır. Belli bir şey alırsınız, onu küçük parçalara bölersiniz ve o parçalar üzerinden toplam alırsınız. Burada yüzey üzerinden integral aldığımıza göre önce yüzeyi küçük küçük parçalara böleceğim. İşte şurada bir parça aldım. Onun hemen yanında bir başka parça aldım. Bir başka parça. Parçalar bunlar yüzeyde. Şurada bir parça aldım. Buradaki yaratılan elektrik alan tek bir yük olduğu için işte elektrik alan şu yönde olacak. Elektrik alan bu yönde olacak burada. Şimdi yüzeylerden bahsederken hep bir yüzeyin içi ve dışı ayırt edebilirim ya da yüzeye dik bir vektör tanımlamam lazım. İki farklı yön tanımlayabilirim. Ya şöyle, genelde bir hacmi alıyorsak hacmin dışına doğru olan vektör benim yüzeyimin dik olan vektördür. Ve burada ds dediğim ifade şurada seçtiğim alanın büyüklüğü. Bir vektör tanımlamak için hem büyüklüğünü hem yönünü tanımlamam lazım. Büyüklüğü bu kadar, yönü de n yönünde olmak üzere. Şu parça için ben E'dat ds'e bakacak olursam bu elektrik alanın büyüklüğü, ds'in büyüklüğü, o seçtiğim alan elemanının büyüklüğü çarpı kosinüs teta olacak. Teta aradaki açı, şurada gösterecek olursak teta açısı buna eşit. Veya bunu biraz daha büyütüp çizecek olursak, bir de tam yandan baktığımızı varsayalım. Şurada benim yüküm var. Şu seçtiğim alan şuralarda bir yerde. Tam yandan baktığım için bir çizgi olarak görünüyor.
Hatta biraz daha eğri. Bunu birleştiren, seçtiğim yükü bu, seçtiğim çok küçük alanı birleştiren böyle bir doğrum var. Elektrik alan bu yönde. Bu da çok küçük olduğu için hatta eğri bile değil. Neredeyse düz. Buna dik bir yön seçiyorum. Şurası benim teta açım kadar. Şimdi şuna da bakabilirim. Şu doğrultuya dik çizerim bir tane. Yani şu bu burayı benim merkeze alırsam radyal yöne dik bir yön tanımlayabilirim. Şu açı da teta açısıdır. Dolayısıyla ben bu alanı bir kare gibi düşünecek olursam, bu da benim bir kenarı, diğer kenarı tahtaya dik. Alan dediğim nedir? Bu kenarın tahtaya dik olan kenarın uzunluğuna çarpımıdır. Şimdi bu kenarın uzunluğunu kosinüs teta ile çarptığımda şu uzunluğu bulurum. Şuradaki dik üçgenden. Şu uzunluğun tahtaya dik olan bileşenine çarptığımda şuradaki bu vektöre dik olan alanı bulurum. Dolayısıyla aslında buradaki ds kosinüs teta dediğim şey Q'yu Q'yu bu ds alanına dik olan alan. Bu bana şuradaki dik alanı verecek. Yani bu E dot ds dediğim şey elektrik alanın büyüklüğü, onun ne kadar olduğunu biliyorum artık. Q bölü R kare kadar. Ds kosinüs teta da dik olan alanın büyüklüğü. Şimdi şöyle bir tanım yapacağız. Katı açı diye. Katı açıya geçmeden önce normal açı nedir? Ona bir bakalım. İki boyutlu düzlemde bir çember çizersiniz. Bunun merkezine bir açı yerleştirdiğinizi varsayalım. İşte bu açıya delta teta açısı diyelim. Şurada bir uzunluk alırsanız L. Çemberin yarıçapı da R ise delta teta açısı L bölü R'dir. Radyan biriminde. Siz bütün bu çemberi küçük küçük parçalara bölüp bütün bu karşılık geldikleri açılar üzerinden toplarsanız bu da size 2π'dir. Tam açı 2π'ye karşılık gelir. Şimdi bunu genelleştirecek olursak ne yapabiliriz? Çember dediğimiz şeyi bir küreye genişletebiliriz, genelleştirebiliriz. Şimdi küreye genelleştirdiğimiz zaman işte merkezinde bir merkezimiz burası. Burada bir çizgi aldığımızda kürenin üzerinde bir yüzey alabiliriz. Bir yüzey aldığımızda burada iki tane işte bir elma, bir pasta dilimi gibi bir alan belirliyordu. Oysa burada her noktayı, kenarındaki her noktayı merkeze birleştirdiğim zaman bana işte tabanı şurada aldığım alan olan bir koni verecek. Biraz yuvarlak taban alanı. Burada alan var, uzunluk vardı. Bu eğrinin uzunluğunu alıyorduk. Burada alanını alacağız. Uzunluk birimi yarıçapın birimiydi. Alanın birimi ise yarıçapın karesinin birimi. Bu şekilde bu orana da katı açı olarak tanımlayacağız. Eğer bütün kürenin yüzeyini ben böyle küçük küçük alanlara bölecek olursam ve bütün katı açıları toplayacak olursam kürenin yüzey alanı 4π r kare olduğu için 4π r kare bölü r kare toplam katı açı da 4π'dir. Niye çember ya da küre aldım? Çünkü buradaki uzunluk ya da alan yarıçap vektörüne dik olan alan ya da uzunluk olması lazım. Şimdi buraya baktığımızda şurada şöyle bir alan aldım. Ve o alanın
katkısını hesaplamaya çalıştığımda, orada küçük alanın integrale gelecek olan katkısı, dik alan bölü r kare gibi bir ifade çıktı. Katı açı dediğimiz şey, dik alan bölü merkezi olan uzaklığın karesiydi. Dolayısıyla buradan aldığım herhangi bir alanın katkısı Q çarpı o alana karşılık gelen katı açıdan başka bir şey olmayacak. İntegral bütün bu parçaların katkılarını toplamaktı. Dolayısıyla bütün katı açılar üzerinden toplayacağım. Bu da bana diyecek ki E ile E'nin elektrik alanın yüzey üzerinden integrali kapalı bir yüzey için toplam katı açı 4π çarpı Q kadar olacaktır. Şimdi tahtanın üstüne yazdığımız özdeşliği kullanırsak burada alan üzerinden bir integralim var. Bunu hacim üzerine çevirebilirim. Elektrik alanın divergence'ın diverjansını alıp bir herhangi bir hacim üzerinden integraline bakacak olursam bu her zaman için 4π çarpı o hacimin içinde kalan yükü verecektir. Şimdi tabii bunu şu anda tek bir noktasal bir yük için gösterdik. Birden fazla yük olsaydı ne olacaktı içeride? Onu bulmak da kolay. Şimdi birden fazla yükün yaratacağı, herhangi bir noktada yaratacağı elektrik alanı biliyoruz ki her bir yükün yaratacağı elektrik alanların toplamı. Dolayısıyla elektrik alan E'yi toplam elektrik alanı yüzey üzerinden integraline baktığımızda bunu bütün yüklerin yaratacağı elektrik alanı toplamı olarak düşünebilirim. Yükler üzerinden toplamla yüzey üzerinden integral alma birbirinden bağımsız işlemler. Yerlerini değiştirebilirim. Her bir E'yi QE yükünün yarattığı elektrik alandı. Dolayısıyla bu elektrik alanı yüzey üzerinden integraline bakacak olursam bu bana 4π çarpı QE verecek. 4π çarpı içerideki kalan bütün yükler üzerinden toplarsam integrali aldığım yüzeyin içerisinde kalan yüklerin toplamını elde ederim. Eğer dışarıda bir yük olsaydı, şurada bir yük olsaydı o zaman bu integral 0 verecekti. Sadece alanın içindeki yükler, içiyle de kastettiğimiz yüzey için seçtiğiniz yönün tersi tarafında kalan yüklerin toplamı bu integrale katkı verir. Kesikli değil de böyle teker teker yüklerden ziyade sürekli bir yük dağılımı da olabilirdi içeride. Sürekli bir yük dağılımı olduğu zaman içeride kalan toplam yük bütün yükler üzerinden, yani yine sürekli olsa da küçük küçük parçalara bölerim. Her bir küçük parçanın yükü bu kadardır. Bu her bir küçük parçanın katkısını topladığımda integralini elde etmiş olurum. Ve içeride kalan toplam yükü yük yoğunluğu cinsinden bu şekilde yazabilirim. Dolayısıyla şunu en genel halini elektrik alanı diverjansının hacim üzerinden integrali, seçtiğim bir hacim üzerinden integrali her zaman için 4π çarpı yükün yük yoğunluğunun aynı hacim üzerinden integraline eşit olacak. Bu eşitlik bütün hacimler için geçerli olduğu için integrali aldığımız ifadelerin iki tarafta da birbirine eşit olması lazım. Bu da elektrik alanın sağlaması gereken ikinci ifade. İkinci diferansiyel denklem. Birincisi körlünün sıfır olduğuydu. İkincisi diverjansının 4π çarpı yük yoğunluğuna eşit olması.
0. Eşittir 4 pi rho. Ve bu iki denklem elektrik alanının belli bir bölgede ne olması gerektiğini belirler. Şimdi biliyoruz ki şu denklem zaten elektrik alanının bir potansiyelin gradyanı olarak yazılabiliyor olmasından kaynaklı bir ifade. Yani elektrik alanını bu şekilde yazarsak şu denklemi otomatik olarak sağlamış oluruz. Bunu alıp buraya yerleştirdiğimizde, yani elektrostatik potansiyelin gradyanının diverjansını aldığımızda bunun da eksi 4 pi rho r'ye eşit olması lazım. Ya da şuradaki ifade çoğu zaman del kare phi olarak gösterilir. Ve açık ifadesini yazmamız gerekirse eşittir phi'nin x'e göre ikinci türev artı phi'nin y'ye göre ikinci türevi artı phi'nin z'ye göre ikinci türevine eşittir. Kartezyen koordinatlarda. Küresel koordinat sistemini seçerseniz ifadesi başka olacak. Silindirik koordinat sistemini seçerseniz ifadesi başka olacak. Bu denklem genelde Poisson denklemi olarak bilinen bir denklemdir. Eğer uzayın belli bir bölgesinde yük yoğunluğunuz yoksa, o zaman phi'nin sağlaması gereken denklem budur. Bu da Laplace denklemi olarak bilinir. Şu operatör böyle de kartezyen koordinatlardaki açık hali bu. Laplacian operatörü olarak bilinir. Ve belli bir bölgedeki elektrostatik potansiyeli bulmak artık Poisson yük yoğunluğu varsa Poisson denklemini, yük yoğunluğu yoksa da Laplace denkleminin çözümünü bulma problemine indirgenmiştir. Orası artık zaten matematik problemidir. Bu denklemleri nasıl çözeceğinizi fiziksel matematik derslerinde gördünüz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.